İnsan üreme sisteminde yer alan kısımları dişi ve erkek üreme sistemine ait oluşlarına göre gruplandırın demiş. Yumurtalık kadınlarda bulunur. Seminifer tüpçük testislere meydana gelen yapı erkeklerde bulunur. Vas deferans erkeklerde sperm taşıyan kanaldır, üretraya bağlar. Yumurta kanalı fallopi tüpü kadınlarda bulunur. Epi dediğimiz spermlerin hareket ve dölleme yeteneği kazandığı yer, tabii tam olgunlaştığı yer dişi vücududur. Bunu unutmayacaksınız. Döl yatağı uterus kadınlarda bulunur. Bakın 1, 4, 6 kadınlar, 2, 3, 5 erkek. Cevap A seçeneği. Menstruasyon sürecinde döllenmemiş yumurta hangi sırayla dışarı atılır demiş. Bakın dişi üreme sistemi bir yumurtalık. Yumurtanın içerisinde foliküller var. Folikülün içinde yumurta var. İşte o yumurta nereye atılıyor? Fallopi tüpüne bakın. Yumurtalıktan fallopi tüpüne, yani döllenme borusuna atılıyor. Buradan uterusa geçiyor. Uterus, rahim, 3 ve vajina ile dışarı atılıyor arkadaşlar. Sıralamayı vermiş. Cevabımız A seçeneği. Hangisi cinsel yola bulaşan hastalıklardan birisi değildir? AIDS hastalığı HIV ile bulaşıyor, cinsel yolla bulaşabilir, kan geçişiyle bulaşabilir. Frangi treponema pallidum denilen bir bakteri ile bulaşıyor arkadaşlar. Namı diğer sifilis hastalığı. Bel soğukluğu Neisseria gonore denilen bir bakteri ile bulaşır. Arkadaşlar buna gonore de diyen kaynaklar var. Bunlar cinsel hastalıklar. Hepatit yine kan yoluyla bulaşabildiği gibi cinsel yolla bulaşabilir. Karaciğerde iltihaplara sebep olur. Goiter arkadaşlar bir tiroid bezi hastalığıdır ve cinsel yola bulaşan bir hastalık değildir. Cevabımız E seçeneği. Prostat bezi, Cowper bezi, seminal kesecikler erkekte bulunur arkadaşlar. Sıvı üretir. Üretrayı alkali hale getirir. Spermenin geçeceği kanalı temizler. Spermleri besler gibi görevleri var o sıvının. Testis erkeklere ait. Epi dediğimiz spermlerin dölleme yeteneği kazandığı, hareket etme yeteneği kazandığı yer. Ama tekrar söyleyelim, tam olgunlaşmayı spermler dişi vücudunda kazanır. Vas deferans kanalı da spermleri üretraya taşıyan kanaldır. Fallopi tüpü ise arkadaşlar dişi üreme sistemine aittir. Bakın şuralar fallopi tüpleridir. Döllenme burada gerçekleşir. Burası aslında yumurta kanalı, oviduct olarak da geçer. Cevabımız C seçeneği. Erkek üreme sistemine ait yapıların görevleriyle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Seminifer tüpçükler testisleri oluşturan yapılardı ve içinde spermler oluşuyordu. Epi dediğimiz spermlerin olgunlaşmasını sağlar ama tam olgunlaşma dişi üreme sisteminde tamamlanır. Vas deferans kanalı spermlerin üretraya taşınmasını sağlayan kanaldır. Üretra dışarıya açılan yerdir ve idrarla beraber spermlerin vücut dışına atıldığı yerdir. Leydig hücreleri hatırlayın lütfen, LH hormonuyla uyarılırdı ve ne salgılardı? Testosteron hormonu salgılar erkeklerde ikincil karakterlerin oluşmasını sağlardı aynı zamanda. Cevabımız D seçeneği. Yeterli FSH ve LH üretilmeyen bir erkekte ne ortaya çıkar? FSH kimi uyarır? Sertol hücrelerini uyarır. Sertol hücreleri spermatogenezle ilgilenir. Dolayısıyla sperm oluşumunu sağlar. LH ise arkadaşlar Leydig hücrelerini uyarır. Leydig hücreleri ne yapar hocam? Testosteron üretimini sağlar. Testosteron üreterek erkekte ikincil karakterlerin oluşması ve spermlerin olgunlaşmasıyla alakalı reaksiyonlarda görev alır. Bakın şimdi testislerde sperm oluşumunda aksama olur. Testosteron salınımında aksama olur. Dolayısıyla sperm eksikliğine bağlı kısırlık olabilir. Bu görevler dikkate alınırsa cevabımız E seçeneği. Dişi ve erkek üreme sisteminin kontrolünde hangileri ortak olarak etkinlik gösterir? Yani var olmaları yetmiyor, fonksiyonel olmaları gerekiyor. Bakın FSH erkeklerde testisleri uyarır. Testislerde spermatogenezi başlatır, özellikle sertol hücreler üzerinden. LH ise erkeklerde Leydig hücrelerini uyarır ve testosteron ürettirir. FSH kadınlarda menstruasyon döngüsünü başlatan folikül stimüle edici hormon olarak geçer. LH ovülasyonu sağlar, aynı zamanda korpus tüyumun oluşumunu sağlar kadınlarda. Bakın ikisi de fonksiyonel. Testosteron, östrojen erkekte kadında bulunur ama fonksiyonel olarak düşünülemez. LTH kadınlarda özellikle sütün üretimiyle alakalıdır. Erkeklerde fonksiyonu tam olarak bilinmemektedir. Cevabımız 1 ve 2 olacak.
Sağlıklı bir dişinin üreme sisteminde aşağıdakilerden hangisi gözlenmez demiş. Bakın, oogenez sonucu yumurta hücrelerinin oluşması ki mayozdan bahsediyor. Döllenmenin gerçekleşmesi fallopi tüpünde olur. Embriyo gelişimi için uygun ortam uterustur. Üreme hormonlarının salgılanması FSH, LH, hipofizden, progesteron, östrojen yumurtalıktan gelir. Üreme hücreleriyle idrarın aynı açıklıktan dışarı atılması böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü vajinayla üretra asla ama asla aynı şekilde açılmaz, aynı yerden açılmaz arkadaşlar. Erkekteki gibi değil. Erkekte üretradan hem sperm hem de idrar atılabilir. Ancak dişilerde böyle bir durum söz konusu değildir. Cevabımız E seçeneği. Dişi üreme sistemine ait bazı bölümler gösterilmiş. Buna göre açıklamalardan hangisi yanlıştır demiş. Bakın, P fallopi tüpü, R yumurtalık, S uterus. Döllenme P'de gerçekleşir, doğru, spot bilgidir, fallopi tüpünde gerçekleşir. R'de FSH salgılanır, yanlış, FSH hipofizden gelir. Döllenmiş yumurta S'de gelişir, evet, uterusa gömülür değil mi embriyo? Foliküller R'de gelişir demiş. Yumurtalık içerisinde bulunur foliküller. P yumurtayı S'ye taşır. Evet. Sonuçta döllense de döllenmese de fallopi tüpünden uterusa geçecektir. Yumurtalar cevabımız B seçeneği. Normal menstrual döngü boyunca hangisinin gerçekleşmesi beklenmez? Hormonların etkisiyle foliküllerden birisinin büyüyerek içindeki yumurtanın gelişmesi kimle oluyordu? FSH'la. Folikülün parçalanması sonucu salınan olgunlaşmış yumurtanın döllenme borusuna geçmesi LH hormonun etkisiyle oluyordu. Parçalanan folikül hücrelerinin kalıntılarının sarı yağ damlacıkları içeren korpus stiyoma dönüşmesi LH etkisiyle oluyordu ve korpus stiyom ne salgılıyor arkadaşlar? Progesteron ve östrojen. Ovülasyon evresinde LH ve FSH hormonlarının miktarı minimum seviyede. Yanlış. Ovülasyonda arkadaşlar, yani yumurtlamada LH pik yapıyor, hatta FSH da küçük bir pik yapıyor. Korpus stiyomdan östrojen ve progesteron hormonları salgılanır. Onu az önce ifade etmiştim. Bir kadın hamile kaldığı zaman progesteronlara özellikle ihtiyacı var arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Döllenme gerçekleşen dişi bir bireyde durumlarından hangileri gözlenir demiş. Bakın, döllenme varsa tekrar bir menstruasyon döngüsü başlamasın diye FSH azalır. Döllenme varsa korpus luteum bozulmaz. Korpus luteum hamilelik sırasında özellikle progesteron için önemlidir arkadaşlar. Rahim dokusu kalınlaşır, östrojenle mitozla arkadaşlar. Progesteron da embriyonun tutunabileceği hale sokar uterusu. Progesteron miktarı artar çünkü neden dedim ya, işte uterusu hamilelik boyunca koruyan hormonların başında geliyor progesteron. O yüzden doğruyu söylemiş 1, 3 ve 4. Fallopi tüpünün rahime açılan kısmı. Bakın, fallopi tüpünü şu şekilde çizebilirsiniz. Şurası yumurtalık. Rahim, yani uterusa açılan kısmı şurası, tümörle kapanmış. Peki. Yumurta atılacak ancak spermle arkadaşlar karşılaşamayacak. Bakın, FSH hormonu etkisiyle folikül gelişir. O sonuçta burayı ilgilendiren bir durum. Foliküller yumurtalığın içerisinde ve foliküllerin içinde de yumurtalar vardı. Sperm yumurtayı dölleyemez. Ovülasyon sonucu yumurta fallopi tüpüne geçebilir. Bakın, geçti ama uterusa doğru hareket edemez. Ne gerçekleşebilir? 1-3. Gerçekleşemeyen yalnız 2. Dişi bireye ait üreme sistemin hormonal kontrolü gösterilmiş. Bakın, KLM hormonlarıyla ilgili ne yanlıştır diyor. Folikülün gelişimini sağlayan folikül stimüle edici hormon, süt bezlerini geliştiren prolaktin LTH, korpus stiyomun devamlılığını sağlayan da luteinizan hormon LH. Şimdi bakın, K hormonu erkek üreme sistemi üzerinde de etkilidir. Sertoli hücrelerini uyarıyordu hatırlarsanız, spermatogenezi başlatıyordu. L hormonu dişilerde annelik içgüdüsü oluşumu, analık davranışı da üzerinde de etkisi var diyoruz, evet. M hormonu ile progesteron hormon miktarı negatif geri bildirimle ayarlanır. Arkadaşlar, LH hormonu korpus stiyomun progesteron ve östrojen üretmesini sağlar. Progesteron hamilelik boyunca kalmak zorundadır. Çünkü hamilelik progesteron olmazsa eğer sonlanır. Aynı zamanda rahim kaslarının erken kasılmasını da engelliyor progesteron. O yüzden 3 nolu ifade yanlış.